Bu cümlede asıl anlatılmak istenen hangisidir? Diline gereken önemi vermeyen toplumlar. Bakın diyor ki dilinize gereken önemi vermezseniz kültürlerini kaybederler. Diline gereken önemi vermeyenler kültürünü kaybeder. Devam ediyorum. Kültürüne sahip olmayanlar da dillerini ve kendilerini dinamik tutma seçeneklerini kaybederler diyor. Yani dile önem vermezsen kültürünü kaybedersin kültürüne sahip çıkmazsan dilini canlı tutamazsın. Dinamik demek canlı demek ya da kendi toplumunu dinamik canlı tutamazsın. O zaman dil ve kültür varsa toplumun devamlılığı dinamik olma, canlı olma durumu vardır. Dil ve kültür yoksa bunlar yoktur. Cevabımız C şıkkı olacak. Bir toplumun dil ve kültürünün varlığı o toplumun kendi varlığıyla alakalıdır o toplumun kendini dinamik tutması yani varlığını devam ettirmesiyle alakalıdır. Cevabımız C olacak. Bence burada D'ye takılanlarınız da olabilir. Bir milletin dili ne kadar zenginse kültürü de o kadar canlıdır. Bu ikisi alakalı ama yukarıda sadece dil ve kültürden bahsetmiyor. Bakın diyor ki dilini ve kültürünü diline ve kültürüne sahip olursan diyor Kendini dinamik tutabilirsin. Yani toplumun varlığına da atıfta bulunuyor. Burada toplumun varlığına atıfta bulunulmamış. Onun için asıl anlatmak istediği burası değil arkadaşlar. Bir yazar ve eserinden söz edilen bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili hangisi söylenemez? Birinci cümlede eserin farklı öyküler içerdiğini anlamak mümkündür. Bakın şurada anlatırken diyor ki zorlu geçit vermez dağlar ve oralardaki kişilerin solu kaldığı öyküler çıkar karşımıza. Demek ki bir öykü değil birden çok öykü var. Yani farklı öykü olduğunu söyleyebiliriz. Farklı öyküler içerdiğini söyleyebiliriz. İkinci cümlede karakterlerin ruh haline yönelik bir çıkarımda var. Bakın hemen baktığımız zaman kan davalarının yer aldığı öykülerde her an gelebilecek Ölüm korkusuyla yaşar öykü kişileri. Öykü kişileri kimdir? Kahramanlardır. Yani karakterlerdir. Bunların ruh hali neymiş? Her an ölüm korkusuyla yaşıyorlarmış. Bunu da çıkarabiliriz. Üçüncü cümleden örnek verilen öykürün okuru etkileme gücünün yüksek olduğu. Yani okuru çok kolay bir şekilde etkilemiş, çok güçlü bir şekilde etkilemiş. Bundan bahsediyor. Hemen bakalım son kısmında var. Diyor ki heyecan ve merak duygusu uyandırarak anlatılır. Eğer bir metni okurken, bir öykü okurken heyecan ve merak duygusu oluşuyorsa o zaman okuru etkiledimiştir ve bu güç de yüksektir diyebiliriz. Buna da ulaşabiliriz. Dördüncü cümlede tüm eserlerinde benzer konuları işlemiş. Yani işlediği konu hepsinde aşk ya da hepsinde ölüm ya da hepsinde yoksulluğu işlemiş diyor. Bakalım dörtte böyle bir durum söz konusu mu? Osman Şahin'in pek çok öyküsünde tanık olduğumuz sinematografik özellik. Bakın pek çok öyküsünde sinematografik özellik kullanmış bu adam. Ölüm oyununda da kendini gösteriyor. Bunda da sinematografik özellik kullanmış. Peki sinematografik özellik konu mudur? Hayır. Bu konu değil de üslup, anlatış tarzı o öyküyü nasıl şekillendirdiği ile alakalı. Yani konusuyla alakalı değil, öyküyü nasıl yazdığı ile alakalı. Onun için burada konudan, ortak konudan değil, ortak anlatımdan bahsediyor. Ortak biçimden, üsluptan bahsediyor. Onun için cevabımız denizde olacak. Öykülerinde mekan olarak seçtiği yerlerle ilgili ipuçları vermiş. Evet. Kitapta dağların, yalçın kayaların, akarsuların tanıklığından vesaire bahsediyor. İşte orman önemli bir yer tutar. Mekan dediği nedir? Yer. Burada da işte dağlar bir yer, yalçın kayalar bir yer, orman bir yer vesaire. Onun için bunlar da var arkadaşlar. Bu parçada numaralanmış cümlelerde sözü edilen Newton ile ilgili hangisi söylenemez? Birinci cümlede bilimsel yapıtlar kaleme aldığı ifade edilmiştir. Newton biri mekanik, diğeri optik konusunda olmak üzere iki önemli eser almış. Mekanik ve optik ikisi de fizikle alakalı, fizik bilimiyle alakalı konulardır. Onun için bilimsel olduğunu söyleyebiliriz. İkinci cümlede bir eserin konu alanından söz edilmiştir. Bakın şurada diyor ki kısaca nokta nokta olarak tanınan ve mekanik hususları ele aldığı eseri hangi konuyu ele almış? Mekanik hususları ele almış. O zaman konusu da var. Üçüncü cümlede söz konusu eserin içeriği sayıp dökülmüştür. Hocam sayıp dökme nedir? Hakaret etmek midir? Hay Allah senin falan. Hayır, sayıp dökme böyle bir şey değil. Sayıp dökme örnekleri arka arkaya sıralamadır. Mesela şöyle, birçok konuda ben de sizin gibi düşünüyorum. Sıfatlar, zarflar, zamirler, edatlar, bağlaşlar. Bakın ne oldu? Arka arkaya örnek gibi sıraladı. İşte biz buna sayıp dökme diyoruz. Hemen 3'e bakıyorum. Bu çalışmasında kütle çekimi, yerin hareket etmesi, fırlatılan nesnenin izlediği yol... Bakın ne yaptı? Bunları eş görevli olarak sıraladı. Bakın hatta şuradan devam ediyor. İşte biz bunlara sayıp dökmeler diyoruz. Bu da doğru. Dördüncü cümlede uğraştığı alana yenilik getirmiş. Hemen bakıyorum. Geliştirdiği özgün. Bakın bir şeyi geliştirmiş. Yani geliştirmek ne demek? İlerleme kat etmek demektir. Özgün ne demek? Yenilik demek. Hatta devam ediyor. Öncü diyor. Yani yenilik getirmiş. Diğerlerine de öncü olmuş. O zaman diyebiliriz ki uğraştığı alana yenilik getirmiş. Çünkü özgün ve öncü bu adam. İleri sürdüğü sav, sav dediği iddiadır. Buna da dikkat edin. İleri sürdüğü savların deneysel yollarla kanıtlandığı söylenmiştir. Hemen bakıyorum. Newton'un parçacık kuramı adı verilen bu yaklaşıma göre kütlesi olan her şey bir parçacıkmış gibi düşünülebilir. Yani böyle düşünebilirsiniz diyor. Böylece daima iki parçacık arasında etkileşim göz önünde bulundurulabilir. Tamam burada bir iddia var. Ancak deneysel yollarla bunu kanıtladığını söylemiyor. Onun için cevabımız edirne olacak. Bu cümlede plan ile ilgili hangisine değinilmemiştir? Hemen bakalım. Bir ekonomide uygulanacak planın hazırlanması çeşitli safhaları lüzumlu kılarak safhaların birbirine bağlanmasında sağlıklı ilerlemede ve koordinasyonun gelişmesine büyük rol oynar. Hemen başlayalım. Gelişimde etkili olduğuna. Bakın sağlıklı bir ilerleme varsa gelişimde planlar etkilidir diyebiliriz. Bir takım süreçleri yani evreleri gerektirdiğine çeşitli safhaları lüzumlu kılıyor. Safha, süreç, evre gibi anlamları var. Bu da karşılıyor. Süreçleri birbiriyle ilişkilendirdiğine, bakın safhaları lüzumlu kırıyor ve safhaları birbirine bağlıyor. Yani ne yapıyor? İlişkilendiriyor. E bu da var. Pek çok sahada uygulanabildiğine, yani birçok farklı alanda uygulanabilir diyor plan ama yukarıda farklı alanlarda uygulandığı söylenmiyor düzen sağlamasına etkisinin olduğu bakın koordinasyon yani düzeni sağlıyor bu da var ama pek çok alanda kullanıldığına dair ifade yok diyor yukarıda. Numaralanmış birinci cümle ile ilgili hangisi söylenebilir? Eğer aşağıda birinci cümleyi verirse önce 2'yi sonra 1'i okuyacağız. Eğer burada 2'yi verseydi önce 1'i sonra 2'yi okuyacaktık. Hadi başlayalım. Güneş'in yaymış olduğu enerjinin dünyaya ulaşabilen kısmının oldukça az oldu. Güneş bir ışık yayıyor, bir enerji yayıyor. O enerjinin dünyaya ulaşabilen kısmının çok az olduğunu söylüyor. Ancak bu enerjiye ihtiyaç duyan insan sayısı oldukça fazla. Bunu tespit ediyorlar. Yani Güneş'in dünyaya gönderdiği enerji az, ama o Güneş'in gönderdiği enerjiye ihtiyaç duyan insan sayısı çok fazla diyor. İkinci de bundan bahsediyor. Bakalım bir de neyden bahsediyor? Enerji ihtiyaçları hızla artan ve kullanılan enerji kaynakları gittikçe tükenen günümüz dünyasında. Bak burada da diyor ki enerjiye ihtiyacımız çok fazla arttı ve kullanılan kaynaklara da kaynakları da tüketme noktasına geldik. Son yıllarda yapılan çalışmalar sonucunda netice sonuç demek Güneş enerjisinin yeterli ve dengeli kullanımına yönelik çeşitli teknolojiler meydana getirildi. Bakın ne diyordu aşağıda bize? İnsanların ihtiyacının çok fazla olduğunu ama yeterince güneş enerjisinden yararlanamadığını söylüyordu. Burada ise son yıllarda yapılan çalışmalarla yeterli ve dengeli kullanımına yönelik çeşitli teknolojiler geliştirilmiş. Yani bu sorunun çözümüne yönelik bir gelişme kat edildiği söyleniyor. Nerede bu? Bu E şıkkında var. İkinci cümlede ortaya konulan durumun yani neydi? İnsanların ihtiyacı vardı ama enerji oldukça azdı. Bu durumun ardından gerçekleşmiş bir gelişmeden bahsediyor. Evet gerçekleşmiş bir gelişme var. Çalışmalar neticesinde güneş enerjisinin yeterli ve dengeli kullanımına yönelik çeşitli teknolojiler ortaya çıkmış. Bu teknolojilerde gelişmelerdir. Cevabımız E şıkkı olacak. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisi yapıtın temelinde sanatçının bireyselliği yatar yargısına uzak düşer? Önce şu cümleyi anlatalım. Diyor ki bir eseri oluştururken orada bireysellik ön plana çıkar. Kimin bireyselliği? Sanatçının. Yani yapıtı oluşturan sanatçının kişiliğidir, duygularıdır, bakış açısıdır diyor. Peki buna uzak düşen nedir? Buna uzak düşen de sanatçının yapıtı oluştururken kişiliği değil de mesela toplumsal bir durumun olmasıdır. Yani sanatçı kişiliğini yapıta yansıtamaz demesi gerekir ki bu cümleye uzak düşsün. Hadi başlayalım. Cevabımız A şıkkı olacak yani 1 olacak. Sanat ürünlerinin kaynağını sanatçının ferdi tutumları olarak görmek. Bakın ferdi demek bunu sözcükte anlamda da söylemiştim. Ferdi demek bireysel demektir. Diyor ki sanatçısının bireysel tutumları olarak görmek her sanat ürününün gerçekte topluma tutulmuş bir ayna olduğunu inkar etmektir. Yani diyor ki aslında sanat ürünleri toplumsal yapı tarafından oluşturulur. Topluma ayna tutar diyor. Ferdi ya da bireysel olmaz diyor. Burada bireysellik yatar diyor. Burada da topluma ayna tutar. Bireysel olarak bakamayız diyor. Onun için bu uzak düştü. Ama diğerlerine de bakalım. Bir sanat eserine ne yönden yaklaşırsanız yaklaşın onu oluşturanın kişiselliğinden gelen izleri eserin dokusunda mutlaka görürsünüz. Yani her sanat eseri sanatçının kişiliğinden etkilenir diyor. Yani bireyseldir diyor. Bu var. Hangi yapıt vardır ki doğrudan ya da dolaylı olarak sanatçısının bakış açısından yansımalar barındırmasın? Yani her kitap, her yapıt sanatçının bakış açısından bir iz taşır diyor. Yani bireyseldir bir sanatçının tercihlerinden ve özgeçmişinden yalıtılmış. Yalıtılmış, engellenmiş. Yani bunlar olmadan yalıtılmak bu demek. Yani bunları dahil etmemiş. Hani ışığı yalıtmıyor mesela vermiyor içeriye gibi düşünün. Tercihlerinden ve özgeçmişinden yalıtılmış bir sanat eseri tasavvur edilemez. Yani mutlaka sanatçının tercihleri ve özgeçmişi sanat eserini etkiler diyor. Yine bu da bireyselliğe vurgu yapıyor. Eleştirmenler hangi eleştiri kuramı uyarınca eseri incelerse incelesinler. Yazar ve ozanların geçmişlerinden ve yaşanmışlıklarından etkileri eserlerde müşahede ederler. Müşahede etmek, gözlemlemek demek. Yani ne yaparsan yap yazar ve ozanın karakterleri, kişilerini esere yansıttıklarını gözlemleyeceksin. Yine bireyselliğe atıfta bulunuyor. Cevabımız aşık olacak. Bu iki cümlede ifade edilenlerin anlamca doğru bir biçimde birleştirilmiş hali hangisidir diye sormuş. Bu tip sorular aslında çok kolaydır. Sadece şuna dikkat edeceğiz. Bazen eksiltir, bazen artırır. Yani bazı kavramları çıkararak cümlenin anlamını düşürür ya da bazı kelimeleri ekleyerek cümleye yeni anlamlar katar. Biz ne yapacağız? Biz bu kelimeleri yakalamaya çalışacağız. Hadi başlayalım. Mimari içerisinde kırsal mimari ihmal edilmiş hususlardan biri kırsal mimarinin ihmal edilmiş hususlardan biri olduğunu söylüyor. Eğer kafanızdan cümleyi tekrar ederseniz anlama seviyeniz biraz daha artar. Kırsal mimari kırsal kesimde halen varlığını sürdürmeye çalışan. Kırsal kesimde hala varlığını devam ettirmeye çalışıyormuş ve halk bilimi açısından büyük kıymet taşıyan kültür unsurlarımızdan biridir. Halk bilimi açısından da çok büyük önem taşır diyor. Şimdi cevabımızdan başlayalım. Bakın tek tek gidelim. Kırsal mimari şuradan aldı. Kırsal mimari kırsal kesimde halen varlığını devam ettirmeye çalışan, kırsal kesimde halen varlığını sürdürmeye çalışan. Bakın sürdürmek devam ettirmek eş anlamlısını kullanmış, devam etmiş. Halk bilimi bakımından büyük değer taşıyan halk bilimi açısından büyük kıymet taşıyan, kıymet, değer, eş anlamlı. Bak devam ediyoruz. Aynı şeyleri söylüyor. Kültürel ögelerimizden biri olup, öge, unsur, eş anlamlı kültürel unsurlarımızdan biri olup eş anlamlarını koymuş devam ediyor. Şimdi başa geçti. Mimarinin göz ardı edilmiş meselelerinden, ihmal edilmiş hususlarından. Göz ardı etmek, ihmal etmek hususta mesele onun için yukarıyı birebir verdi. B niye olamaz hocam? Çünkü kentsel kesim diyor. Yukarıda kentsel kesimin tek zerresi bile geçmiyor. Ekleme yapmış olmaz. C niye olamaz hocam? Diyor ki günümüzde de bu özelliği çok yönlü bir şekilde devam ettiriyor diyor. Çok yönlü bir şekilde devam ettirdiğine dair hiçbir şey yok. Hocam denizli niye olamaz derseniz hak bilimi bakımından önem taşıdığı için varlığını zayıf bir şekilde sürdüren yani zayıfı biraz dolaylamış arkadaşlar. Yukarıda varlığını sürdürmeye çalışıyor diyor ama zayıf olduğunu söylemiyor. Hadi dolaylı olarak bunu çıkarsanız bile arkadaşlar. Diyor ki kırsal mimari uzun bir süredir uzun bir süredir önem verilmemiş diyor. Bakın yukarıda önem verilmediğini söylüyor ama ihmal edildiğini söylüyor ama uzun bir süredir mi ihmal ediliyor? Biz bunu da bilmiyoruz. Burada da yine ekleme yapmış. Edirne iyi olamaz? Diyor ki büyük emek sarf ediliyor. Ama yukarıda büyük emek sarf edildiğine dair bir bilgi yok. Evet kıymetli önemli ama önem verildiğine dair bir şey söylemiyor. Onun için E şıkkı da olamaz arkadaşlar. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangileri anlamca birbirine en yakındır? Başlayalım. Akıllı insan sadece kendi için değil toplum içinde çalışır. Akıllı insanlar topluma da hizmet eder. Sadece kendine hizmet etmez diyor akıllı bildiği konuş, konuda ahmak her konuda konuşur. Yani akıllı insanların boş konuşmadığını söylüyor. İkiyi alacağım çünkü üç de onun aynısı. Üçte diyor ki insan boş boğazla ancak akılla karşı koyabilir. Yani akıllıysan boş boğazlık yapmazsın diyor. İkisi de aynı şeyi söylüyor. Diğerlerine de bakalım. Akıllı insan yapılacak işin başında akılsızsa sonunda düşünür. Yani akıllı insanlar işi zamanında düşündüğünü planladığını söylüyor. Bu hiçbiriyle alakalı değil. Akıllı insanın söyledikleri yaptıklarına uymalıdır. Burada da akıllı insanların tutarlı olması gerektiğini söylüyor ama yukarıda tutarlılıkla alakalı bir cümle de yoktu. Onun için 2 ve 3 birbiriyle yakındı.